Allah'ın selamı, rahmeti, esenliği üzerinize olsun. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sevgili izleyiciler, Kanal 7 ekranlarından iftar saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün inşallah bize gelen çok sayıda gusulle ilgili sorular varmış. Onları cevaplayacağım sizlerle. Evet, aramızı açan en büyük günahlardan ve günahlara bizi sevk eden, alay almaya, kaş göz işareti yapmaya, gammazlamaya, gıybet etmeye, kıskanmaya sebep olan, fesatlığa sebep olan, iftiraya sebep olan günahların başı hasedi bugün konuşacağız. Kıskançlık, kin beslemek, buğz ve haset konusunda inşallah bugün enine boyuna merak ettiğiniz tüm soruları cevaplamaya çalışacağız. Ve yine günün duamız, günün duasında Nuh Aleyhisselam'ın duası ve tövbe istiğfar duamız var. Bugün size inşallah aşk-ı Muhammedi'yi arz edeceğim. Elbette onu sevmek Allah'ı sevmektir. Onun yolunda olmak Allah'ın yolunda olmaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aşk derecesinde Rabbim sevmeyi, onun yolunda olmayı nasip eylesin. Evet, gusül abdestiyle ilgili sorularımız olacak ama önce telefonları alalım. Sonra inşallah gusül abdestine geçelim. Çünkü önemli, namazımız da ona bağlı, efendim temizliğimiz de ona bağlı, abdestimiz de ona bağlı, gusül önemli efendim. Alo, hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Annem, babam, bütün aile fertlerinde cümleten sizlere selamı vardır. Baş üstüne aleyküm selam. Hepsine selamlar efendim. Buyurun. Hocam, önce çocuklarımın isimlerinin anlamı nedir? Bunları arz edeceğim. Sonra iki tane bir sorum var. Müsaadeniz olursa tabii ki. Buyurun. Oğlumun ismi Sefa, kızımın ismi Sıla. Oğlunun ismi? Sefa. Sefa. Evet efendim. Ve Sıla. Evet efendim. Çok güzel isimlermiş. Allah. Evet, benim de Sefa'lı ismim Halil. Halil Bey. Tamam. Evet efendim. Hocam ben rüyamı size söylemek istiyorum. Hocam ben bir sız bir yerden, böyle kayalıklar ve keskin bir kayalıkların içerisinde birisinin beni kovaladığını ve ben ondan kaçıyorum ve bir uçurumun kenarına geliyorum. Uçurumun kenarına geldiğimde bir bana bir ses söylüyor. Kendini besmele çek, aşağıya at. O sana dokunmasın. O şeytandır, iblistir diye. Ben kendimi aşağıya atıyorum ama bana herhangi bir yara falan olmuyor. Ben yine kalkıyorum. Düştüğüm yerde bir düzlük, bir alan var. Oradan tekrar kalktığımda bir ateş meydana geliyor. Bir de orada uzun bir sopa var. Bu seslenen kişi ben Peygamber Efendinizim. Ama ben sıfat olarak görmüyorum. Sadece ses olarak. Kendisi o sana dokunmasın, sana değmesine izin verme. O sopayla kendini müdahale et diye bana sesleniyor. Ben o sopayı alıyorum. Evet. Tekrar bana sesleniyor. Onu ateşe at diye. Ben o sopanın yardımıyla iblisi ateşe atıyorum. Ve oradaki bir çığlık sesiyle rüyam sonlanıyor. Bunun anlamı nedir? İkinci bir rüyamda hocam, böyle bir taş duvarlar içerisinde, kerpiç evlerin içerisinde, böyle kalabalık bir ortamda gezinirken, biz orada bize, ben soruyorum bunlar kimlerdir diye, bunlar sahabilerdir. Yani Peygamber Efendimiz'in sahabileridir diye bana hitap ediyorlar. Ama grup halinde birisi bize böyle yiyecek ikram ediyor. Yiyecek ikram ettiğinde ben bu yiyeceği kim gönderdi diyorum. Ebu Süfyan'ın kabilesinden onlar gönderdi diyorlar. Ben kendim şahsım adına ben bunu reddediyorum. Bu Peygamber Efendimiz'e eziyet etmiştir. Biz kesinlikle bu yiyeceği kabul etmiyoruz. Bu şekilde yiyeceği reddediyorum ben. Rüyam tekrardan bu şekilde sonlanıyor efendim. Böyle bir rüyam var. Peki. Sizlerden Allah bunu hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. Hayrun hocam. Lena ve şerrun adaena. Cevabınızı hocam vereceğim inşallah. Rüyalar tabii ayrı bir konu ama söylediniz, biz de sizi kesmedik, ne yapalım. Alo, hayırlı akşamlar. Alo.
Televizyon sesini kısarsanız daha iyi olacak hanımefendi. Televizyon sesini kısalım sonuna kadar. Buyurun, dinliyoruz. Alo. Dinliyoruz. Alo. Buyurun, Bursa'ya selamlar. Merhabalar hocam. Merhaba efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Kavuştuğum vaktine şükürler olsun. Yıllardır size ulaşmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Bugün müsaitmiş, denk gelmiş. Evet. Buyurun efendim. Evet, benim aslında kafada çok fazla sorular var ama şu an size 3 tane kısa kısa bir soru soracağım. Çok tutmamak adına sizi. Buyurun. Benim annemin 6 tane cumhuriyet altını yaptı. Hı hı. Yani ileride diğer torunlarımı görmezsem onları da yapayım diye böyle kıyın kıyın ufak ufak onları da 6 tane cumhuriyet altını yaptı. Düğünlerinde verebilmek için. Ama evet. Onlar hala onda. Şu anda evlenmedi o çocuklar. Bunlara zekat düşer mi? Bir de 6 tane de küçük altın yaptı. Yani düğünlerde, sünnetlerde falan elin altında olsun diye bunları böyle vermek için elin altında tuttu. Bunlara acaba hocam zekat düşer mi? Başka parası kendine, var mı? Başka parası şöyle, var mı? Kendine ait 60 gram bileziği var. Başka parası yok. Zaten emekli annem. Yani başka bir şeyi yok. 60 gram. Gram da kendin bileziği var. Evet. Peki. Peki oldu. Bir de şey soracağım hocam. Annem şey demişti. Çocuklarımı sağ salim evlendireyim. Bir kurban kesip bir hayıra ad vereceğim diye. Evet. Kur'an kursunaydı galiba. Kurbanı aldı. Kurbanı kestirdi. Kesen adam aynı zamanda da aynı adamdan aldı kurbanı. Dedi ki bunun işte ciğerini, sakatasını bana verir misin? Annem de dedi ki ben bunu böyle böyle deyip bağışlayacağım yani olur mu acaba dedi. Adam olur dedi. İkisinin sakatasını adam aldı. Acaba oldu mu diye annemin içinde bu böyle bir şüphe kaldı. Bir de biraz fazla düşüyor annem. Her sene bir düşer bir dizini bir bacağına bir şeyler olur. Acaba diyor benim o adam olmadı da bundan mı böyle oluyor? O içinde bir şey kaldı yani. Evet oldu, kurbanın ciğerlerini başkasına verdiği için adak yerine geldi mi diye sordunuz. Kendisi keserken kendi istedi. Yani tamam. Kasap kendi isteyince bir şey diyemedi annem. Anladım. Ayrıca ona bir ücret falan verdi tabii. Parasını verdi. Onu para tabii karşılığı... Tabii kesme ücretini. Hayallerini kendisi aldı. Tamam kardeşim. Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Son bir sorum hocam. Hemen alalım. Buyurun. Abdestliyken mesela annem abdest alıyor. Ayakların parmakların arasında aslında böyle şeyler çıkıyor. Nasıl diyeyim? Ekstrema dibi mi? Sulu sedef gibi mi? Sedef de değil aslında. Evet. Doktor ıslatmaması gerektiğini söylüyor. Mes yap diyor ama annem illa üstünden böyle su akıp duruyor. O yaralar hep tazeleniyor. Mantar acaba gibi bir şey. Çorap giyip yapsa mes aldım mes giyemiyor hocam. Tamam. Parmakların arası kızışıyor, hava almıyor. Yaraları daha çok artıyor. Giymemesi lazım. Çorabın, temiz çorabın üstünden böyle mes etse acaba olur mu? Tamam. Tamam kardeşim. Allah hayırlı iftarlar, bolluk, bereket ihsan eylesin. Annenize de selamlar. Amin. Annem çok selam seviyor. Aleykümselam. Çok seviyor. Yıllardır Allah razı olsun. Için çok uğraştık. Şükürler olsun. Saygılar, saygılar sunuyorum annenize de. Diğer telefon. Alo, hayırlı akşamlar. Giresun'a selamlar. Alo, iyi akşamlar hocam. Giresun neredesiniz? İlk defa bugün, bak Ramazan'da ilk defa sizi duyuyorum. Hadi Ordu Merkez, telefon ediyor, Artvin ediyor, Trabzon telefon ediyor. Giresun, ilk defa duydum bu sene. Evet Giresun merkezdeyim hocam. Selam olsun Giresun'a, buyurun. Aleyküm selam. Nasılsın, iyisin hocam? Şükürler olsun, hamdolsun, gayet iyiyiz. Allah iyilik versin hocam. Rabbim, benim bir sorum olacaktı sana. Ülkemizin üstündeki musibeti kaldırsın, insanlığın üstündeki inşallah. Amin. Buyurun, dinliyorum. Hocam şey diyecektim ya, ben 6 yaşındayken dereye düşmüşüm böyle küçükken. Kurbağadan çok korkuyorum. Hani bu korkumu nasıl yenebilirim diye bir sormak istemiştim. Şimdi kaç yaşındaysın? 40'ta, 45'teyim. Hala korku var öyle mi? Hı hı. Görünce mi, sesinden mi? Ya görünce de sesinden de çok korkuyorum. Peki. Allah'tan şehirde yaşa, köyde yaşasan işin zordu yani dere kenarında. Köye işte gitmek istemiyorum o yüzden işte. Evet doğru. Doğru. Başka soru var mı? Yok hocam, başka peki, sorum yok. Peki hayırlı iftarlar diliyorum. Hadi sağ olasın. Daha iftar hatta olmamıştır tabii orada daha var. Yok olmadı daha. Peki Allah kabul etsin. Bekliyoruz. Allah kabul etsin. Cevapları vereyim. İnşallah öyle geçelim arkadaşlar. Sonra kalmasın. Cevapları topluca verelim. Şimdi çocuk isimlerinden Sefa, bu zaten bizdeki çok kullanılan bir şey. Hepimiz biliyoruz. Sefa'nın manası Allah. Zevki sefa diyoruz.
Sefa neşe demek, eğlence demek, güzellik demek. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Güzel bir isim. Sefa ismi erkeklere koyuyorlar daha çok. Sıla kızlara konuyor herhalde isim olarak. Sıla-i Rahim'i anlattım. Vasıl olan, giden, arayan, soran, akrabasına düşkün, akrabayı gözetmek, kollamak, sıla ona diyoruz. Halil dost demek. Zaten Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın da sıfatıdır. Şimdi rüyalar anlattı. Tabii rüyaları o anda insan neler hissettiyse aslında manası oradadır. Gören kişiye göre rüya değişir. Hayra yormak da dinleyen, rüya anlatılan kişinin vazifesidir. Biz hayra yorarız. Hayırdır inşallah. Birinci rüyasında Resul Efendimiz'in sesini duyarak bir şeytanla mücadelesi var. Demek ki kendi içinde, kendi bildiği bir takım sıkıntıları var. Nefsinin, şeytanın kendisine fısıldadığı, ona uymak istiyor, o günahı yapmak istiyor, o günahlara girmek istiyor. Ama diğer taraftan da imanı, ona karşı koyacağını, ona karşı şeytana uymayacağını, direneceğini söylüyor. Ve sonunda sopayla onu kovaladım, attım diyor, ateşe atıyorum şeytan. Çok güzel. Güzel bir sonuç. Yani iyi bir şey yapmışsın ya da yapacaksın inşallah demek olur. Ashabın içerisinde şimdi Ebu Sufyan'ın kabilesi demek tabii başka bir şey. Ebu Sufyan, bakın Ebu Sufyan sahabidir. Hint sahabidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'tan niyaz etmiştir. Ya Rabbi hısımlarımı da cennetlik eyle diye. Onlara duası vardır. Uhud Savaşı'nda çok büyük düşmanlık yaptılar. Hint, Hazreti Hamza'nın efendim Vahşi'ye mızrakla ciğerlerini çıkarttırdı. Ama sonradan Müslüman olunca Resul Efendimiz Vahşi'yi bile affetti. Hazreti Hamza'nın ciğerlerini doğrayan Vahşi'yi affetti ama şöyle dedi. Çok fazla görünme bana, amcamı hatırlıyorum, çok üzülüyorum. Ama o Müslüman olduktan sonra bizim kardeşimizdir. Ebu Sufyan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederidir. Muaviye'nin babasıdır, kayınpederidir. Şimdi siz ondan gelen yemeği ben kabul etmem diyerek, Ebu Sufyan'ın adını söyleyerek söylerseniz olmaz. Bu yanlış. Ha, Hazreti Hüseyin'i şehit edenler onun soyundan geldi. Onu şehit edenlerden bir şey istemiyorum. O doğru. Ama bak Ebu Sufyan'a dil uzatmak yok. O sahabidir. Muaviye sahabidir. Efendim, oğlunun daha sonrakilerin yaptıkları kötülükleri biz de anlatıyoruz. Ama sahabiyi Allah övüyor. Biz arasında ayrım yapmayız. Vahşi radıyallahu anh diyoruz. Bak Vahşi radıyallahu anh diyoruz. Hazreti Ebu Bekir'e de radıyallahu anh diyoruz. İslam önceki günahları siler. Yeter ki Müslüman olsun. Peygamberimiz zamanında Müslüman olmuşlar ve kardeşimiz olmuşlardır. Allah da ashabı övmüştür. Bu yüzden peygamberin kayınpederine dil uzatmak doğru değil. Şimdi annesi 6 Cumhuriyet. Şunu bir hesap edelim. 60 gram bilezik var. 60 gram. Bir Cumhuriyet kaç gram arkadaşlar? 8 gram mı? 8 nokta bir şey olması lazım benim hatırımda kalan. 60 gram bilezik. 6 tane Cumhuriyet. 6 kere 8, 48 yapar. 7 ya da 8 gramdır Cumhuriyet altını. 7 mi? 7 küçük. 7.2. 7.2'yi 6 ile çarparsak 6 kere 7, 42. 44 yapar. Yaklaşık 44 gram yapar. 44 gram Cumhuriyet. Niye bunları toplayacağım? Çünkü henüz daha vermemiş. Torunlarını ayırmış. İleride torunlarıma kalsın diye bekletiyor. 6 tane de küçük altın. Küçük dediği çeyrektir. Çeyrek altın yaklaşık bunun Cumhuriyet'in yarısı 3 nokta küsür olur. Çeyrekte 1.8 falan olur. Çeyrek altının gramı. 1.7, 1.8 gibi olabilir. Ondan da 6 tane var. Çeyreğini de söylerseniz ne kadarmış çeyrek? 43.2 olsun peki.
Seyreyi söyleyin. 43.2. Çeyrek. Yok, gram gram. Bir çeyrek altın kaç gramdır? 1,5, 1,7 gibi olsa, 6 tane olursa o da 10 gram yapar aşağı yukarı. 10 gram diyelim onu da. Bir tam hesap et. 6 çarpı 1,75. 10,5. Topluyorum. 7, 3, 6, 10, 11. 113,70. 113 gram altını var bu hanımefendinin. 80 gram altından, 80 gram altından fazlası zekat vermesi gerekir. 113 gramı 100'e bölüyoruz. 113 gramın parasını hesap edelim. Bunun parasını hesap edelim arkadaşlar. 113 çarpı şu anda kaç lira? 43.2, 10.5, bir de 60 gramı var. Şimdi 113.7 gram çarpı bugünkü fiyatı altının 385 ile çarpalım. Eşittir. 40 bin liraya yakın olur. 37, 38, 40 bin lira. 43 bin 774 lirayı 100'e bölüyoruz. 100'e bölüyoruz. 2,5'la çarpıyoruz. %2,5'u 43.774'ü 100'e bölüyoruz. 2,5. 1,9. Yani 1,900 lira. 1,094 lira mı? 1,094 lira. 1,094 lira zekat verecek. Zekat. Zekatı 1,094 TL. Ortalama. Evet, bunu vermek durumunda. Neden? Çünkü elinde bunlar. Çocuklarını evlendirirsem Kur'an kursuna bir kurban vereceğim demiş. Burada maksadı bir adaktır, hayrına vermektir. O hayrı o kasap ya da kesen kişi muhtaçsa o kişiye de vermiş olur, kendisinden çıkar. Ama muhtaç değilse, kasap ya ben almışken aldım diyorsa, onu da parasını hesap etsin, bir fakire versin, gönlü daha iyi rahat eder. Abdest almada sıkıntı var, parmakları kaşınıyor, kanıyorsa, doktor mutlaka bir çorap giyeceksin demişse, doktorun dediği şekilde çorabı giyecek, ayaklarını meshedecek. Ya da çorap giymeden, parmaklarına dokunmadan suyu meshetme imkanı varsa diğer yerlerini yıkayacak, orayı yıkamayacak. Bu şekilde de olur, ikisi de olur. Dereye düşmüş korkuları var bu kardeşimizin. Korkulara karşı duayı inşallah, korkulara karşı duamızı yarın verelim. Bugünden arkadaşlar yazsınlar, yarın takip edin. Evet, şu gusül abdestini çok soruluyor. Müşteba gel bakayım canım. Evet. Evet, sen sor, ben de gusül abdestiyle ilgili şu soruları beraber cevaplayalım. Orada gelen soruları yazmışsınız. Evet hocam, gusül abdesti alınırken niyetimiz nasıl olmalı? Hangi dualar okunmalı? Niyet etmemiş olsak gusülümüz olur mu? Şimdi gusül abdestinin farzı, gusül abdestinin farzı üçtür. Rahmetli Naim Hoca da benim gibi demiş ki gusül abdestinin farzı üçtür. Ey cemaat demiş, farzı üçtür. Ağza burnuna su vermek, bütün bedeni iğne ucu kadar kuru kalmayınca kadar yıkamak demiş. Ulan bu üç nereye gitti demiş. Yahu demiş, Allahu Ekber. Gusül abdestinin farzı üçtür. Bir, ağza burnuna su vermek dolu dolu. İki, bütün bedeni yıkamak kuru yer kalmayınca kadar. Üç, hasbunallah demiş. Ya bu üçüncü yok.
neyse namaza duralım sonra aklıma gelir inşallah demiş. Tam namaza dururken aklına gelmiş gene. Dönmüş. Muhterem cemaat aklıma geldi demiş. Şunu halledelim namaza gene duracağız. Ağza burnuna su vermek. Allah Allah. Bir, ağza burnuna su vermek. İki, bütün bedeni yıkamak. Allahu Ekber demiş. Olmadı gene. Şimdi gusül abdestinin farzı üçtür. Bir, ağza su vermek. Dolu dolu, gargara yaparak. Oruçluyken abdest gusül alıyorsak mübalağa yapmayacağız. Boğazımızdan kaçmayacak şekilde. Sesler gelecek. Burunda çektiğimizde geniz yanacak. Gözlerden yaş gelecek şekilde. Ta buralara kadar su gelecek. Bak bunlar ne kadar önemliymiş. Şimdi korona çıkınca anlıyoruz abdestin önemini. Ya çektik. Çektik, sümkürüyoruz 3 defa. Ne oldu? 2 farzı yerine getirdik. Ağız ve buruna mutlaka su girecek. Sonra bütün bedeni yıkayacağız. Ne kadar? İğne ucu kadar kuru bile kalmayacak. Göbeğimizi yıkayacağız vesaire. Ama gusül abdestini hemen böyle mi başlıyoruz? Hayır. Gusül abdestine başlarken ben dün de örnek verdim oradaki albaylarımdan. Bir de okul komutanı toplandık öyle. Akademisyenler, daha doğrusu şeyler, akademik kadro, kurmaylar vesaire, albaylar, subaylar toplandık, bir toplantı yapıyoruz. Komutan dedik, okul komutanı, Sivaslı hemşerimiz de o da, kulakları çınlasın. Hoca, söyle bakayım dedi. Biraz bana mesafeliydi çünkü ben cumaları kıldırıyordum, cemaatim çok kalabalıktı. O da böyle pek arzu etmiyordu, herkes camiye gidiyor, hocanın peşine takılıyor falan. Beni şey yapmak için biraz da belki orada hani punduna getirip bilmez zaten diye. Hoca söyle bakayım dedi. Gene de saygısı vardı. Hemşerilik şeyi de vardı böyle biraz daha yakındı bana. Söyle bakayım temizlik nerede başlar dinimizde dedi. O kadar okuduk, o kadar yazdık. İnan bunu bilmiyorum. Temizlik nereden başlar? Tevil etmeye başladım. Komutanım dedim. İnsanın olduğu yerde temizlik başlar falan. Yok yok bilemeyeceksin dedi. Hakikaten bilemiyorum dedim. Siz söyleyin dedim. Temizlik tepeden başlar hoca. Tepeden başlar dedi. Gusül abdestine önce suyu dedi. Tası alıyoruz baştan döküyoruz dedi. Baştan bak ondan sonra dedi aşağılara doğru yıkıyoruz. Doğru doğru komutanım dedim. Vallahi helal olsun bir şey öğrendim dedim. Ben bunu anlatırım dedim. Şimdi gusül abdestinde de önce bir tuvalete banyoya girdiğimizde avret yerlerini güzelce bir yıkıyoruz. Güzelce bir taharetleniyoruz. Tertemiz olacak. Sonra ellerimizi yıkıyoruz. Sonra girdikten sonra özellikle göbek bölgemizi yıkıyoruz. Göbeği bir yıkıyoruz. Sürre deniyor orada. Göbek deliğini yıkıyoruz. Ondan sonra güzel bir namaz abdesti alıyoruz. Bildiğimiz namaz abdesti. Namaz abdestinden sonra gusül abdesti almayı niyetini içimizden geçiriyoruz. Üçer defa, eskiden tabii böyle musluklar şarıl şarıl, ahizeler falan yoktu. Bir kaba konurdu. Kaptan üç defa başımıza döküyoruz suyu. Bir, iki, onu vücudumuza iyice yayıyoruz. Üç, sıvazlıyoruz. Üç defa başımızı yıkadık. Sonra sol elimizden üç defa sağ omza, sağ tarafımıza yıkıyoruz. Bütün her tarafımıza gidecek şekilde. Sağ tarafımızı tamamen yıkacak şekilde. 2, 3. Sonra sağ elimize tası alıyoruz. Sol taraf, ahize de olabilir bu. Şarı şarı aktı elimize alırız. Onu da sol tarafımızı ya da bir duşun altına gireriz. Sol tarafımızı tamamen yıkıyoruz. 2, 3. Baktık hiçbir yer kuru kalmadı. En son çıkarken de ayaklarımızı yıkayıp çıkıyoruz. Ayaklarımız ıslandı ya, dökülen sular ayaklarımıza geldi ya. En son ayağımız tertemiz bir şekilde banyodan çıkarken sağ ayakla çıkılır, sol ayakla girilir. Çünkü oralar kirli yerler, necis sayılır. Oralara solla girilir. Şimdi burada soru neydi? Niyet etmese mi? Niyetimiz nasıl olmalı? Niyet ettim. Allah rızası için gusül abdestli olmaya, gusül abdesti almaya deriz. Gönlümüzden geçirmek yeter. Ama niyeti yapmamış olsa, unutsa bir insan bilse ki gusüle giriyor zaten. Cünüplükten, hayızlıktan gusül abdesti alacak giriyor. Gusül abdesti oldu mu? Niyetini söylemedi. Oldu. Niye? Gusülde niyet farz değil çünkü. Teyemmümde niyet farz.
Niyeti unutsa da olur. Hangi duaları okuyabiliriz bir de gusül alırken? Banyoda gusül abdesti alırken banyoda dua okunmaz. Dışarıda Allahümme inni e'uzu bike minel hubsi vel habais. Allah'ım necis olan tüm mikroplardan, pisliklerden, dişisinden, erkeğinden neyse sana sığınarak giriyorum diye girer. Euzu billah besmeleyle. Ondan sonra içeride tuvalet, banyo, oralarda dua okunmaz. Bazı kişiler cünüp haldeyken toprağa basmanın haram olduğunu söylüyorlar. Bazıları da cünüp hale düştüğümüz zaman en kısa yoldan suya ulaşmamız gerektiğini, yoksa her zaman haram işlediğimizi söylüyorlar. Cünüp halden kurtulmanın bir zamanı var mıdır hocam? Var. Cünüplük, ne kadar cünüp kalabilir insan? Yıkanmadan gusül abdesti alması gerekiyor. Ne kadar bekleyebilir? Ölçü bir namaz vaktidir. Bir namaz vaktinden öbür namazı geçirmeyecek. Ezan okundu, namaz vakti çıkacak. O zamanın sonuna kadar geciktirebilir. Peygamber Efendimiz geceden yıkanması gerekti. Elini ayağını bir abdest aldı, yıkadı. Sadece namaz abdesti aldı bak. Elini yıkadı, ağzını yıkadı, bir namaz abdesti aldı, yıkanmadı. Sahurunu yaptı. Sahur, imsak geçti, ondan sonra yıkandı. Ama sabah namazı geçmedi. Sabah namazını geçirmeyecek geceden cünüp olan insan, sabah namazı geçerse günahkar olur. Yere basmak cünüplüyken günah mı? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sokağın başından camiye geliyor. Ashab-ı kiramdan biri karşıdan gelirken peygamberi görünce kaçtı. Ertesi gün karşılaşınca dedi ki, niye beni gördün de selam vermedin, kaçtın? O zaman necistim ya Resulallah, gusül abdesti almam lazımdı. Seni görünce utandım. Müslüman necis olmaz dedi. Bak önemli, Müslüman necis olmaz. O halde selam verebilir, o halde bir insanla görüşebilir. Ama bunu yapmak için elini, bedenini, avret yerlerini taharetlenip elini, ağzını yıkaması lazım ya da bir abdest alması lazım. Bir namaz abdesti. Bunu da alamıyorsa en azından elini, ağzını yıkayacak, taharetlenecek. Toprağa basmak haram olmaz. Gusül abdesti alması gerekiyor. Toprağa basması haram olmaz ama bu yıkanmaya giderken, yıkanmaya gideceksin, mecbur basacaksın. Her zaman böyle olduğun odanın kenarında banyo yok ki. Orada bir zarureten var ama bir insan cünüp geziyorsa ona lanet yağar. Cünüp gezemez. Namaz olmuş, ezan olmuş, ben cünüp de gezerim, istediğim gibi gezerim, kimse bana bir şey diyemezsen korona gelir seni bulur. Evet. Dişlerim ufak bir zorlama olursa hemen kanıyor. Gusül abdesti alırken dişimin az da olsa kanadığı şüphesinde kalıyorum. Eğer kanıyor ise ben fark etmiyorsam bir mahsuru olur mu hocam? Bu çok önemli. Niye? Dişiniz kanıyor. Gusül abdesti almanız lazım. Alıyorum, çıkıyorum gene kanıyor. Gusül abdestim oldu mu? Gusül abdestin oldu. Gusül abdestin oldu. Niye? Sen bütün ağzına su verdin, burnuna su verdin, bütün bedenini yıkadın mı? Yıkadın. Kanama devam ediyor, abdestin bozuldu. Namaz abdestin bozuldu. Namaz abdesti alacaksın. Onunla namaz kılamazsın. Tekrar gusül almaya gerek yok. Namaz abdesti almak yeterli. Hocam gusül abdesti aldığımız suyun içerisinde vücudumuzdan su damlarsa o suyla gusül abdesti almamızda bir sakınca var mıdır? Şimdi bu da yanlış anlaşılıyor. İnsanın bedeninden su, akan su, başımıza döktük ya, o su benden ayrılmadan kirli olmaz. Ona mai müstamel denmez. Mai müstamel ne demek? Vücuttan ayrıldıktan sonra kolumdan döküldü yere, kolumdan, ayağımdan döküldü bak şeye, teşte, siniye neyse, lavaboya. O zaman ondan tekrar yıkanılmaz. Üzerime gelirse o kirli sayılır. Mai müstamel. Yoksa aynı suyla ben döktükten sonra aynı suyla üzerimden ayrılmadan ovalarım, her tarafımı yıkarım. O su buradan akar, buraya değer. Onun bir sakıncası yok. Vücuttan ayrıldıktan sonra o su kirli olur. Sadece gusül abdesti aldığımız zaman vakit namazı veya nafile namaz kılabilir miyiz hocam? Sadece gusül abdesti almak demek, gusül abdesti küçük bir şey değil ki. Ne güzel yapmışsın. Namaz abdestini büyütmüşsün, gusül abdesti yapmışsın. Onunla kılmak daha sevap.
nafile namaz da kılarsın, vakit namazı da kılarsın, abdestin bozuluncaya kadar gusüllü olmuş olursun, daha da sevap alırsın. Aram vermemiz lazım. Sorular var ama çok önemli. Peki, aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Gusül abdesti neden önemli? Kur'an okuyoruz, hatim yapıyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Abdestsizsek, bilmiyorsak bunları, Allah korusun, Rabbim temizlerden eylesin. Devam edeceğiz, bir aramız var efendim. Evet, yeniden hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Telefonumuzu alacağız. Gusül abdestiyle ilgili sorulara devam edeceğim inşallah. Alo. Hayırlı akşamlar. Alo. Buyurun. Alo. Televizyon sesini lütfen kısalım Hülya Hanım. Hocam merhabalar. Ben değilim zannettim. Hani kısar mısın biraz? Evet, buyurun. Benim size sorumu bir saniye, hemen soruma geçmek istiyorum. Ben 22 yıldır annemle yaşıyorum. Eşim evet. Öldü 22 yıl önce. Evet. O zamandan bu zamana da annemle yaşıyorum. Fakat annem çok kırılgan. Her şey kırılıyor şu an, annem de kendi yanımda. Evet. Ablalarım ne kadar dese ki en çok annemi sen idare ediyorsun, işte en çok senin anlaşıyor, ama ben yine de bunun günahından korkmadan edemiyorum. Çünkü annemin en çok bana kırıldığını biliyorum. Bu da beni çok üzüyor. Evet. Annemi de kırmaktan çok korkuyorum. Bunun için annemin mi sabırlı olması gerekiyor, yoksa benim mi çok daha fazla sabırlı olmam gerekiyor? Anneniz de yalnız değil mi? Anneniz de yalnız. Ha, annem de yalnız. Birlikte yaşıyoruz çocuklarımla birlikte. Sizin çocuklarınız mı? Evet. Kaç çocuk var? 3 tane kızım var elinizde Nefer. 22 senedir bir de anneniz var yanınızda. Ha evet, ben sonra evlendim, ayrıldım. Anladım. Peki Peygamber Efendimizin bir müjdesi var. Ne güzel, siz ona layık olursunuz inşallah. Anne ya da babasından biri yanında olup da cenneti kazanamayanı yazıklar olsun diyor. Siz inşallah bu hizmetinizde cennet kazananlardan olursunuz. Ya ben çok hizmet ettiğimi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü annemin en çok bana kırıldığını biliyorum. Annem çok kırılgan. İşte onu ben size söylüyorum, artık yapmanız gereken onun içerisinde zaten. Onun içinde. Evet. Peki. Başka soru var mı? Çok sağ olun, Allah razı olsun. Benim bir özel sorum olacak ama hiç kimsenin duymasını istemediğim. O zaman arkadaşlar kaydetsinler. Cevabınızı tamam. Göndeririz oradan inşallah. Tamam, sağ olun, Allah razı olsun. İyi akşamlar diliyorum, Allah razı olsun. Bak, seyirci duyarlı. Dün sahurda bir beyefendiyi bağladık. Miras soracağım demiş. Ondan sonra öyle bir hayat hikayesini anlattık ki beyefendi yeter diyoruz. Bir de anlattığı şey, tabii çocuklar izliyor televizyonda, herkes bizi izliyor. Herkesin duyması gerekmeyen şeyler söylüyor. Çirkin şeylerdi yani. Orada mecburen kesmek zorunda kaldı. Kendisi çünkü sürekli detayları anlatmaya başladı. Ama böyle duyarlı seyirci ne yapıyor? Çok özel bir sorusuysa o televizyonda söylenmez. Televizyonda her şeyi anlatıyor. Oo, burası da herkes var. Burada herkes bizi dinliyor. Çocukla ailece dinliyorlar burada. Senin yaşadığın bütün pislikler, yanlış şeyler burada anlatmana gerek yok. Bana ipucu versen yeter zaten. Şöyle bir şey de. Yeter, ben onu anlarım. Evet, bir başka telefonumuz var. Alo. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Alo. İyi alo. Akşamlar. Gülle Hanım, buyurun. Alo. Buyurun, duydum efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam ben sana biraz sorum olacak ama zahmet olmazsa. Buyurun efendim, dinliyorum. Ben kalp hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Bir de kalp hastası olduğum için beynim fırtattı, 4 ay önce de iğne geçirdim. Oo, geçmiş olsun. Bu yüzden bu yıl orucumu tutamadım. Evet. Orucumu tutamadığımın bedelini vermem mi gerek? Verirsem de eğer... Benim abim var, emekli ama yanlarında 2 tane torunu var, gelini var, eşi de rahatsız, şeker hastası, bacağından gezemiyor. Böyle bir mağdurluğu var, kira ve evi falan yok. Bu abime vermem gerekiyor mu? Güllü Hanım, sizin maddi durumunuz iyi mi, maaşınız vesaire? Ben bir emekliyim, memur emekliyim. Yani geçiniyorsunuz, yanınızda kendinize yetecek kadar bir varidatınız var elhamdülillah. Evet. Evet, tamam. Evet. Bedelini abinize verebilirsiniz, çocuklarına verebilirsiniz abinizin.
Allah kabul etsin inşallah. Bir de benim 5 kızım var. Evet. 5'inin isimlerinden de acaba bu ismi, yani kulağına isim söylemek, işte göbek gitmediler. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Kaç yaşındalar şimdi? Kızlarım 40 yaşından baştaki 35 yaşında. Büyümüşler, kadar. Büyümüşler. Büyüdüler. Acaba isimden dedim bir geçinemeyenler olur mu acaba? Yok, o, artık o sünneti biz yapmamış olduk. Onun bir anne babanın üzerine hani bir şey günah olur ama bundan sonra yapılacak bir şey yok. Artık büyümüşler. İnşallah hayırları vesile olsun diye dua ederiz. İsimleri de güzel olsun, kendileri de güzel olsun. Şunu sorabilir miyim? Buyurun. Oğlumun bedelini mi vermem gerek acaba, yoksa karşılığını tutmam mı gerek? Bu halde tutabilir miyim? Şu anda rahat oruç tutabiliyor musun? Bu halde tutamazsın ki, sende kalp var, tansiyon var, pıhtı atmış anacığım. Evet, sen... aslımım var, evet. Yok ya. Yok, sen bedelini ver. Aman, sağlığına dikkat et. Yani? Önce sağlık. Sen parasını, fidyesini vereceksin. O da 27 lira bir güne, 27 lira hesap edeceksin. Bir güne. Bir de 70 TL benim bir param var. Bunun da faizin şeyini vermem gerekiyor mu? 70 bin lira mı? Evet. 70 bin liranın bedeli 1750 lira zekatı var. Zekatın. Evet. 1750 lira inşallah zekatını verirsin. Sağ ol hocam. Hocam çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Size ben size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar size. 1750 mi yapıyor arkadaşlar? Yanlış söylemeyin. Doğru değil mi? Bir daha bakalım. 100 bin liranın 70 bin lirası var bu hanımefendinin. 10 bin lirada 250 lira, 100 bin lirada 2500 lira oluyor. 1750'ymiş. Aklımda iyi kalmış. Peki. Allah kabul etsin. Rabbim zekatlarımızı kabul eylesin. Amin. Amin hocam. Cevaplarınızı vermiş oldum. Guslün soruları kalmıştı. Onlara devam edeceğim. Sonra haset konusuna geçeceğiz. Günün duası da var inşallah. Onu unutmadan verelim. Evet. Müşteba oku bakalım. Hocam, gusül abdesti almam gerektiği halde abdest alacak ortam bulamazsam veya misafir olduğum yerde söylemeye çekinirsem nasıl hareket etmem gerekir? Yani hani Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Zor bir durum. Çok yakın da olmuyor bazen. Uzak bir misafirliğe gidiyorsunuz. Uzak bir kişi. Arkadaşın, dostun ama ailesinin yanına gitmiş oluyorsun mecbur. Böyle bir şey başa gelirse ne olur? Eğer orada yani duş almak normal karşılanıyorsa, bir yanlış anlaşılmayacaksa, işte ne bileyim, evin hanımı, genç kızları var vesaire, sizin orada onların yanında banyoya girmeniz falan çirkin kaçar. Ne yaparsınız? En yakın yerde bir banyoya, hamama gidecek şekilde bir an önce oradan çıkarsınız. Bir an önce. Yani en azından çıkmadan önce bir normal abdest alırsınız. Lavaboya gidersiniz. Lavaboyu kullanırsınız. Taharetlenirsiniz. Abdest alırsınız ve orada söylenmez. Ben gusül abdesti alacağım. Olmaz ya, ayıp. Yadırgarlar seni. Daha dün geldim, bugün kimse tanımıyor, etmiyor seni, samimi değiller. Sen gusül abdesti alacaksın diyorsun. Yanlış. Onun için namaz abdesti alır. En yakın, dediğim gibi, ölçüne bir namaz vakti geçirmeyecek şekilde abdest almaya gider. Avret yerimiz açık olduğu halde banyo yapmanın bir mahsuru olur mu hocam? Şimdi kitaplarımızda avret yerini ne zaman açabilir? İnsan Allah'a karşı da hayalı olacak. Ar damarı çatlamayacak. Sürekli çıplak gezmek, böyle insanlar evinde nasıl olsa kimse görmüyor. Alışkanlıklar insanlarda ahlak olur, huy olur. Onun için Müslüman edebine dikkat edecek. Tuvalete girdiğinde de, efendim banyoya girdiğinde de. Ölçü şu, soyunup giyinmek zor olabilir diye banyoda kollarımızı açtığımızda, böyle kollarımızı açtığımızda değiyorsa, banyonun dar genişliği bu kadar bile yoksa, orada kilotsuz da yıkanabileceğini fıkıh kitaplarımızda yazar. Ama banyo genişse, bir oda gibi banyo var, o duşakabinler var, ne diyorlar onlara, içeride her şey var, işte fıskiyeleri var, efendim küvetleri var vesaire, saunası var, jacuzzi'si var, orada çıplak durulmaz. Ne olur? Ya bir peştemal. Bizde hamam kültüründe bir peştemal kültürü vardır, değil mi? Ya da en azından
göbekle dizlerini örtecek, en azından galiz olan yerleri örtecek, avret yerini örtecek bir külot giymek lazım. Onu çıkarmadan banyoyu yaparsınız. Çıkarken onları çıkarıp peştemali sarar, kurulanırsınız, tertemiz olur. İnsan edepli olacak, hayalı olacak. Son olarak hocam, kulak deliğini küpe veya benzeri şeylerde gusulde ıslatmanın bir sakıncası olur mu? Islatmamanın. Şimdi parmağımızda yüzük olabilir. Çok sıksa ne kadar yıkarsak yıkayalım arasına su gitmemiş olabilir. Kulağımızdaki küpe sallanmıyorsa, çok sık duruyorsa aralarına su gitmemiş olabilir. İşte onları yerinden oynatacağız. Böyle bu şekilde yerinden oynatacağız. Altına da su gidecek. Küpemizin yerinden oynatmamız lazım. Su diplerine su gidecek. Kuru yer kalmayıncaya kadar dememizin sebebi o. Vücudumuza sonradan taktığımız halhal, saattir, kolyedir vesaire, onların diplerinde su gitmesi için uğraşacağız. Evet, gusülle ilgili daha sonra yine devam ederiz inşallah. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Müştebayı uğurluyoruz. Allah razı olsun. Güzel sorular sordu. Evet, günün duasını veriyorum inşallah. Ondan sonra da hasede konusuna geçelim inşallah. Günün duası Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duasıyla başlıyorum. Sonra da inşallah tevbe ve istiğfar duasıyla devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hud suresinde Nuh Aleyhisselam'ın duası şöyle geçiyor. Rabbi, inni eûzu bike en es'eleke ma leyse bihi ilm ve illa tağfirli ve terhamni ekum minel hasirin. Rabbim, ben hakkında bilgi bulunmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Adem Aleyhisselam'ın duasına da benziyor. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz cennetten çıkarılınca, günah işleyince bu tövbeyle dua ettiler. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Aynısını Nuh Aleyhisselam da benzerini söylüyor. Rabbi inni eûzu bike en eselke ma leyse bihi ilm ve illa tağfirli ve terhamni ekum minel hasirin. Rabbim, ben hakkında bilgi bulunmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınıyorum. Eğer beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Tevbe istiğfar duamızı da yapalım inşallah. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesira ve la yağfiru zunube illa ent fağfirli mağfireten min indik varhamni inneke entel gafurur rahim. Amin ya Rabbel alemin. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesira ve la yağfiru zunube illa ent fağfirli mağfireten min indik varhamni inneke enter gafurur rahim. Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Zulmü senden başka bağışlayacak yoktur ya Rab. Beni katından bir mağfiret ile bağışla ve bana merhamet et Allah'ım. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve rahmeti daim olansın. Amin, amin. Evet. Haset ve kibir bele bağlanan taş gibidir. Haset ve kibir bele bağlanan taş gibidir. Bugün konumuz haset. D ile Arapçada dalla yazılır, Türkçede T ile yazıyoruz. Haset. İlk günaha sebep hasettir. Habil'i Kabil niye öldürdü? Hasedinden dolayı öldürdü. Kıskanarak. Kardeşini kıskandı. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri niye kuyuya attılar? Babasının ona meylettiğini görünce kardeşleri kıskandı Yusuf'u, üvey kardeşleri. Ve ona yapmadığı, etmediğini bırakmadılar. Dayaklar atarak döve 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 kuyuya attılar Yusuf'u. Haset insanı her türlü günaha sokar. Ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi haset de sevapları yakar bitirir.
Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın Müslümanlara haset ettiğinden bahsedilir. Neden? Bakara 109 ve Ali İmran suresinde Müslümanlara ehli kitabın hasedi vardır. Birinde Müslümanları yoldan çıkarmak için uğraşırlar. Müslümanların başına bela gelsin diye uğraşırlar. Müslümanları kendilerine benzetmek için uğraşırlar diyor Allah-u Teala. Haset ederler. Ali İmran'da da Müslümanların başına bir musibet geldi mi sevinirler, içten içe sevinirler. Demezler ama içten içe sevinirler. Demek ki Hristiyanlar ve Yahudiler de içlerinden bazıları diyor Kur'an-ı Kerim, birçoğu Müslümanların başına bela gelsin diye için için kendilerini yerler. Allah da onları o gayızlarıyla, kinleriyle, nefretleriyle daha da perişan eder kafirleri inşallah. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, La tahasedu ve la tenaceşu. Haset etmeyin. Haset etmeyin. Birbirinizde alışveriş yaparken müşteriyi kızıştırmayın. Bak kardeşler arasında. Ve la tebagadu. Birbirinize karşı buğz etmeyin. Ve la tedaberu. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve la yebi' ba'dukum ala bey'e ba'din. Biriniz alışveriş yapıyorken o bitirmeden gidip onun alışverişine girmeyin, bozmayın arayı. Ben de alacağım, ben daha fazla para vereceğim. Alışveriş bitmemiş veya biri kız istemeye gitmiş, kıza talip olmuş ya da bir erkeğe talip olmuşlar. Onlar gitmeden biz gidelim. Hemen araya girmek günahtır, hasetten kaynaklanır bu. Ey Allah'ın kulları! Ve kunu ibadallah ve kunu ihvana kardeşler olun. İnallaha la yanzuru ila suverikum ve la ila ecsamikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin suretinize bakmaz. Allah sizin cisminize bakmaz, kalbinize bakar. Hasedin merkezi kalptir. Kalbe sahip olmazsak, kalbimizde fitne varsa, başkasını istememek varsa, Allah'ım ben istemiyorum ona da verme Allah'ım, Allah'ım onunkini elinden al Allah'ım diye bir kıskançlık varsa, geceleyin kuruyorsan kendini, yarın şunlara ne edebilirim, ne gibi hile yaparım diye, sen haset bir insansın, sen Allah'ın şerli bir yaratığısın, senden Allah'a sığınırız. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabıyla otururken, şimdi gelecek olan kişi cennete layık bir kişidir dedi. Ve o sırada elinde üstünden abdest suları damlayarak papuçları sol elinde mescide biri geldi. Herkesin dikkatini çekti. Tanıdıkları bir insan değil. Allah Resulü diyor ki gelen insan cennetliktir. İkinci gün yine Allah Resulü o adamı görünce bu gelen cennetliktir dedi. Üçüncü gün yine ashabı otururken Resulullah Efendimiz dedi ki işte cennetlik geliyor. Enes bin Malik anlatıyor. Abdullah bin Ömer böyle şeylere çok meraklı. Daha genç o zaman. Abdullah bin Amr, özür diliyorum. Abdullah bin Amr, babası Amr bin Elas. İbadete çok düşkün. Oruç konusunda, hatim konusunda, gece namazı konusunda peygamberimizle pazarlık yapmış. Daha fazla yaparım, daha fazla yaparım diyen biri. Merak ediyor bu adam kim? Adam peygamber efendi gittikten sonra adamın peşine düşüyor. Gidiyor adama diyor ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Ey kardeş peygamber seni seviyor onu anladık. Ben de babamla aram açıldı, kavga ettim. 3 gün eve gelmeyeceğim diye yemin ettim, söz verdim. Eve gidecek, kalacak yerim de yok. Beni misafir eder misin diyor. Adam cömert bir adam, gönlü temiz bir adam. Gel ey Abdullah diyor, gel kardeşim. Benim yerim müsait, seni evimde misafir ederim. Birinci gece misafir ediyor, yatıyorlar. Abdullah bin Amr adamı gözetliyor. Ne yapacak? Gece ne gibi ibadetleri var ki bu dereceye erdi bu insan?
Fakat adam yatağından kalkmıyor. Abdullah bin Amr kalkmış teheccüd kılıyor. Adam da ne teheccüd ne abdest sabaha kadar sabah namazı gelince ezanı abdestini alıyor. Namazı camiye mescide beraber gidiyorlar. İkinci gece tekrar gözetliyor. Misafir oluyor onun evinde. Yerim yok diye bahane uydurmuş. Yine bakıyor ki adam yatağın içerisinde yatarken bir takım zikirler yapıyor. Sonra sabah namazına kadar uyuyor. Sabah namazını abdestini alıyor. Gene gidiyorlar. Üçüncü gece bu sefer bakıyor ki gene aynı hal. Bu sefer adama diyor ki beni affet kardeşim. Ben sana bir yalan uydurdum. Yalan, babama ben böyle bir yemin etmedim, kavga etmedim. Ama Resul Efendim sen gelirken dedi ki bize, cennetlik biri geliyor. Senin cennetlik bir amelini görmek için ben geldim. Ama sende bizden fazla, bizden farklı bir şey yok. Hatta sen teheccüd de kılmıyorsun. Kalkmıyorsun gece. Sende ben bir şey göremedim, kusura bakma dedi. Biraz da ayıpladı adam, hafifledi. Adam dedi ki bende bu gördüğünden başka bir şey yok. Ben böyleyim. Allah Allah. Ya peygamber seni nasıl övdü bize bu kadar 3 gündür? Tam ayrılıyorlardı. Bir şey söyleyeyim dedi. Buyur söyle. Ben hiçbir zaman kalbimde bir başkasına hayatım boyunca kötülük düşünmem. Kimsenin neyi varmış, neyi yokmuş onu hesap etmem. Kimseyle kavgam olmaz. Belki bu. Ha, şimdi anladım dedi. Bu zor bir şey. Kalbinde bir başkasına kötülük olmayacak, bir başkasını kıskanmayacaksın. Ben kimseye haset etmem. Allah ne verirse versin, ben onu kıskanmam dedi. İşte bu dedi, bu. Bu ne kadar mübarek bir şey ama biz bunu yapamıyoruz ki. Biz bunu yapmakta çok zorlanıyoruz kardeşim. Allah senden razı olsun dedi. Ve peygamberin o insanı niye övdüğü ortaya çıktı. Kalbi fesatsa bir insan, teheccüdlerde de alnını secdeden kaldırmasa, oruçlarında hiç ara vermese, hatimlerinde hiç ara vermese o insanın derecesine erişemiyor. Niye? Bir insan güzel ahlakı sebebiyle bunları yapmadan yapmış gibi sevap alıyor çünkü. Gördük mü sevap nereden geliyor? İbadet yarışı yerine, o doğru, onda da yarışmak kötü bir şey mi? Kur'an-ı Kerim'de yarışmak, hayırda yarışın var. Hayırda yarışmak var. Ve teavenu alel birri ve takva var. Efendim birbirimizle yarışmamız var. Muttaffifin suresinde diyor ki estağfurullah. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn. İşte bu yüzden hayırda birbirinizle yarışın. Ve estebekul hayrat. Hayırda yarışın ayetler var. Ama yarışırken kıskanmak yok. Ben geçersem sevinirim. O geçerse üzülmem. Niye? Çünkü hayırdır bu. Bir işte hayır varsa beni geçti diye insan üzülmemelidir. Geçtiğinde insana bir sevinç olur mu? Olur. Haset günahları yiyor. Fark etmeden bizi birbirimize düşürüyor. Allah hasetçiden muhafaza eylesin. Onun için Felak suresi inmiş. Ne diyoruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım de. Min şerri ma halak. Yaratıklarının şerrinden. Ve min şerri gasikin izâ vakab. Gece karardığında, karanlık çöktüğünde o şerlerden Allah'a sığınırım. Ve min şerri neffâsâti fil okad. Düğümlere üfleyen sihirbazların, büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Haset edenin hasetinden Allah'a sığınırım. Bak ayet iniyor. Amenna. Haset edenin hasetinden Allah'a sığınırız. Hasetçinin hasedinden. Haset haramdır. Haset günahtır. Başkasını kıskanmaya hakkımız yoktur. Kalbimizde başkasına kötülük yoktur. Olmayacak. Müslüman kardeşine karşı kalbimizde وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا Müslümanın duası bu olacak. Ya Rabbi kalbimizde bir başka Müslüman kardeşime karşı kin nefret bırakma Allah'ım. Duamız bu olacak. Gıpta helaldir. Gıpta, imrenmek helaldir.
ben de onun gibi olayım demek yarışmaktır. Bu güzel. Allah ona mal vermiş, ne büyük zengin ama hayra hasenata, her garibanın yanında, her camide bir tuğlası var. Benim de olsa. Peygamber Efendimiz öyle dedi. Öyle dedi. Şu Uhud dağı kadar iki altınım olsun, dağı kadar altınım olsun isterim. Uhud dağı kadar iki dağ kadar altınım olsun isterim. Yanımda üç akçe bırakıp hepsini dağıtmak isterim. İşte bu zengin böyle olacak. Malını dağıtmak için zengin olacak. Mala tapmak için değil. La hasede illa fisneteyn. İki kişiye imrenilir. Raculun atahullahu malen fesellatahu ala heleketihi fil hak. Ve raculun atahullahu hikmete ve huve yakdî biha ve yuallimuha. Malını Allah yolunda, hak yolunda sarf eden zengin gibi olmak. İlmini, irfanını amel edip kendisi önce uygulayıp sonra başkasına öğreten gibi olmak. Yarış etmek istiyorsanız böyle olun diyor Peygamber Efendimiz. Bunlarla yarış. Ama bunun için malı infak etmek, ilmi neşretmek için. Gurur kibir için değil, enaniyet için değil, kıskanmak için değil. Rabbim kalbin hile ve tuzaklarından, görünmeyen düşman, nefis ve şeytanın hilesinden bizi salim eylesin, muhafaza eylesin. İnsanın kendine yaptığı kötülük kadar başkası yapamaz. O da kalbinden gelir, hasetten gelir, kibrinden gelir. Ve kibir gizli bir şirktir, riya gizli bir şirktir. Haset de bütün sevapları alıp götüren en büyük canavardır. Rabbim temiz kalpli, yufka yürekli, insanlara karşı merhametli, sevecen olmayı, başkasını sevmeyi, sevebilmeyi, kardeşini bağrına basabilmeyi, insanlara karşı kin ve nefret beslememeyi nasip eylesin. Evet, bir telefon varmış, alalım. Sonra bugün güzeller güzeli Habibi Edip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşkı Muhammedi, aşk kelimelere sığmaz ki. Nasıl anlatacağız ama Rabbim yardım etsin. Ben de size bir nebze hissettirmeye çalışayım. Varsa bir şey ya da gelirse bir şey size yansısın inşallah. Ama öyle güzel aşıklar var ki onların hayatından örnekler vereceğim size. İnşallah biz de nasipleniriz. Alo, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun efendim, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Rabbime binlerce şükürler olsun. Elhamdülillah bu günümüz. Buyurun. Size bir sorum olacaktı hocam. Benim annem, dört kardeşiz biz. Dört kardeşi içerisinde beni şey yapıyor. Yani böyle kardeşlerin arasında dışlıyor yani. Ayrım yapıyor. Evet, aynen. Evet. Evet hocam, ayrımlık yapıyor. Hani bu beni attı, kardeşim tutuyor. Yani bunun bu dünyada günahı ne? Hani ben sadece şunu diyeyim hocam. Bir de ben kaçtım, hani bu eşime kaçtıydım hani. Tamam. Ondan dolayı hani beni biraz dışlama tuttu yaptı. Kaç sene oldu? Affetmedi mi? Yok hocam. Affetseydi içinde bir burukluk oluştu. Da halen ben hani bir kenardayım. Hani çocuk bir kenardayım. Çocuk var mı çocuk? Var, bir kızım var. Kaç yaşında? Kızım 14 yaşında hocam. Gitsin sarılsın anneannesine, canım ciğerim öpsün, okşasın. Hocam, hocam çok şey çektim. Bir evinden, yani evin adresini benden sakladı. Ay, sen annenle görüşmüyor musun? Görüşürüz. Şu anda evin adresini buldum. Yani araya buldum ama anne benden kapıyı açmadı. Annem benden... Hani seni affettiydi? Hayır, şu an evi buldum, çıktı ama öylesine hani... Ben çok yalvardım. Hani işte şudur budur falan filan. Öylesine hani tamam kızım. Gönül al be kardeşim, gönül al. Sen şey zaten bir suç işlemişsin. Doğru, anne onu kabul edemez. Baba onu ama kolay şimdi, kolay kabul edemez. Ama şimdi ne olursa olsun hocam, benim de bir tamam, kızım var. Sen, tamam, sen de kızsın. Da... Sen de kızsın. Ama senin kızın yapsa sana aynısını ne yaparsın? Bir de düşün, kendini annenin yerine koy. Diyelim ki senin kızın seni hiç takmadı, kaçtı gitti. Allah göstermesin, ne olur? Ya, tamam, bana inat edici o anneler dedi hani. Anladım ama işte anne
Anne niye kırılmış? Bir sebebi var. Onun tamiri senin elinde. Tamir etmek tamir için. Tamir olmuyor hocam. Tamir şey, olmuyor. He, hediye. Güzellik. Tatlı değil. Efendim senin o yavrucağız anneanneni kalbini yumuşatır. Tamam. İnşallah. Evet, aranızı hocam, Rabbim şey aranıza ülfet versin. Sorabilir miyim hocam? Buyurun. Sen daha sorun var. Bu kürtajın günah önebilir miyim? Kürtajın günahı çok büyük. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Evlatlarınızı öldürmeyin diyor Allah-u Teala. Niye? Bilmiyorum. Gelecek korkusuyla evlatlarınıza kıymayın diyor. O can taşıyor. Bilmeyerek yapmış olsan hocam, bilmeyerek. Bilmeyerek yaptıysan kefaretini, tövbe edeceksin, kefaretini vereceksin. Kardeşine 235 gram altını miras kalmış, yetişmiş o delikanlı ya da kız. Ondan sonra kardeşlerine miras bırakmış gibi ulema da onu söylüyor. Bu da bir size teselli olur inşallah. 235 gram altını kardeşine ya da kardeşlerine pay edeceksin. Kefaret, tövbe. Can alıyoruz, can Allah korusun. Bilerek, kasıtlı, hiçbir mazeret yokken kürtaj olmaz. Diğer telefon, alo. Peki hocam bir de şey sorabilir miyim? İsim vardı bir tane. Şuradan az isim soracaktım. Peki, ona da bakayım cevap veririm inşallah. Tamam hocam. Hadi, iyi akşamlar dün diğer telefonu alıyorduk çünkü. Tamam hocam, iyi akşamlar. Alo, sağ olun, sağ olun. Alo. Aleyküm, iyi akşamlar hocam. Aleyküm selam, Halit Bey buyurun. Hocam nasıl, iyi misiniz? Şükürler olsun. Gibi değerli insanlarla Allah razı olsun. Estağfurullah. Allah katında değerli, Allah biliyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Buyurun efendim. İki yıl önce eşimi kaybettim hoca. 2018, 8. 12. Başınız sağ olsun efendim. Allah razı olsun. Buradan Van'a giderken oğlumuz nişan, kız istemeye getirdi daha doğrusu. Kızı çarşamba günü nişanladık. Pazar günü gelecek buraya. Pazar günü hanım aynı da kalp krizine vefat etti. Sorunuzu sorarsanız çünkü vaktimiz çok daraldı. Bak anlatacak. Şöyle hocam, bir türlü unutamıyorum onu. Kendime diyorum keşke sen ölmeseydin, sen yerine ben ölseydim. Bir türlü unutamıyorum. Ne yapacağım, nasıl edeceğim bilmiyorum hocam. Bu sözler günah mı diye soruyorsun. Evet, başka başka sorun var mı? Allah razı olsun. Başka sorun var mı? Yok sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Allah tamam. Razı olsun. Bela musibet geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun. El sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk anında belli olur. Bu da mı gelecekti başıma? Niye aldın Allah'ım? Onun yerine beni alsaydın, onun yerine ben ölseydim falan. Bunlar doğru laflar değil. Bunlar Allah korusun isyana gider, isyana götürür insanı. Rab büyüktür ya Rab. Acımı hafiflet, sabırlar ver Allah'ım. Mekanını cennet eyle. Müslümanın Allah razı olsun. Böyle olacak tavrı yoksa senin yerine ben ölseydim demek Allah'ın işine karışmak gibi. Allah her şeyin hayırlısını nasip eder. Biz amin. Bilemiyoruz. Sahibimiz o. Sahibimiz amin. O Halit Bey. Amin. Sağ olun efendim. Allah sabırlar Allah versin. Başınız sağ olsun inşallah. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. La terfa'u asfatekum fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din en tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Hucurat 2. ayeti kerimesi geldi. Ey inananlar! Hazreti Muhammed'in yanında sesinizi yükseltmeyin. Birbirinizi çağırdığınız gibi ona seslenmeyin. Amelleriniz boşa gider de fark edemezsiniz. Hazreti Muhammed'in yanında aleyhissalatü vesselamın sesi fazla yükseltmek, umrenin, haccın, namazın, amellerin boşa gitmesine sebeptir. Sesi yükseltme. Onu birbirinizi çağırdığınız gibi Muhammed, Muhammed diyemezsiniz. Ayet öyle dedi. Diyemezsin. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Alçak, hafif bir sesle. Ya Resulallah. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi diye ashab söze böyle başlardı. Bu ayeti kerime geldikten sonra Sabit bin Kays, hatip, gür sesli, Davudi bir sesi var. Konuşunca bütün meclis susuyor, bastırıyor sesi. Resulullah Efendimiz'in sesinden fazla sesi çıkıyor. Sabit kayboldu. Sabit yok.
Ayet geldi, sabit yok. Resulullah Efendimiz fark etti. O fark eden bir insandı. Üzüleni fark eder, yok olanı fark eder, hastayı fark eder, düşüneni fark eder. Sabit nerede? Ya Resulallah birkaç gündür gelmiyor. Bana haber getirin, Sabit nerede? Gittiler dediler ki Sabit sen niye gelmiyorsun? Gelemem ben. Niye? Benim sesim çok kaba çıkıyor Resulullah'ın yanında. Amellerim boşa gidecek. Ben mahvoldum, helak oldum. Çok kaba konuşuyordum Resulullah'ın yanında. Ya Resulallah gelmiyor, sesim kaba diye gelmiyor. Sabit evine kapanmış. Bu ayet kasıtlı olarak yapanlara. Allah'ın verdiği gür sesi Sabit nereye saklayacak? Gelsin, Sabit bunun içinde değil. Sabit bin Kays ondan sonra gelebildi meclise. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerini takip ederlerdi. Peygamber nereden geçtiyse oradan yürüyeyim. Nereye oturduysa oraya oturayım. Nasıl konuştuysa öyle konuşayım. Bir kelimeyi nasıl söylediyse öyle söyleyeyim. Onun gibi olmak için. Saçını nasıl taradıysa öyle tarayayım. Elini nasıl kullandıysa öyle kullanayım. İmam-ı Malik bin Enes, sultan kendisine 4 tane at hediye etti Medine'de. Ve baktı ki Malik bin Enes, İmam Malik, yaya yürüyor Medine'de. Karşılaşınca sultanla selamlaştılar. Sultan dedi ki, ey imam, sana 4 tane at hediye etmiştim, beğenmedin mi, birine binmiyorsun? İmam Malik dedi ki, haşa sultanım, beğenmemezlik ne kelime. Resulullah'ın yattığı şu kabir buradayken, onun gezdiği yerlere ben at nallarıyla nasıl basabilirim? Burada dedem Hazreti Muhammed yatıyor. Onun olduğu yerde ben nasıl yatabilirim? Nasıl ata binebilirim? Hadis dersi yapardı İmam Malik bin Enes, büyük muhaddis, muvatta sahibi. Hadis dersinde bir gün alnından şıpır şıpır terler boşanmaya başladı. Yüzü kızardı, alnı kızardı. Kıpkırmızı oldu. Ter kan içerisinde kaldı. Ders bitti. Talebeleri etrafında, hocam bugün çok rahatsızsınız. Sizde bir şey var. Geçmiş olsun. Hayırdır? Aslında bir şeyim yok. Fakat ders esnasında ayağımı bir zehirli haşerat soktu. Resulullah'ın hadisini kesemedim. Onun mübarek sözlerini bölemedim. O yüzden sonuna kadar canım yanarak dersin sonuna kadar sabrettim. Size söylemedim. Bu bir aşktan kaynaklanıyor. Muhammed aşkından kaynaklanıyor. Osmanlı kervanı bir paşa nezaretinde Medine'ye yaklaşıyor. Şair Nabi de orada. Paşa ayaklarını uzatmış kervanın içerisinde kurulmuş Medine'ye yaklaşırken Nabi bakıyor ki bu edep sığmaz, Medine'ye yakışmaz ve şöyle terennüm ediyor. Sakın terki edepten, kuyu mahbubu hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Ne diyor? Sakın. Edepsizlik yapmaktan sakın. Terk edepten. Edebi terk etmekten sakın. Neden? Çünkü burası Hüda'nın, Allah'ın sevdiği bir köydür, şehirdir Medine. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Burası Allah'ın nazargahıdır. Makamı Mustafa buradayken ayak uzatılır mı? Paşa anlıyor hatasını. Af diliyor. Sultan 1. Ahmet, Kayıtbay'a ait olan Kahire'deki Kademi Resulullah'ı emrederek Eyüp Sultan'a getirtir. Rüyasında ikazı yiyince geri göndermek zorunda kalır. Mahkemeyi kurulur, Resulullah Efendimiz azarlar 1. Ahmet'i. Fakat öyle aşıktır ki kademine, onun bir kopyasını yaptırır, kavuğunun içine koyar.
geri gönderdikten sonra ve şöyle der. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusulün. Ne olur onun ayak izini taç gibi başımda sürekli taşısam, peygamberlerin, rasullerin şahı olan Hazreti Muhammed'in ayak izini. Bu büyük bir aşktır. İstanbul Harem'den Medine'ye tren yolu yapılır. Harem'e niye harem derler? İstanbul Harem'i. Harem'e giden yol. Harem oradan başlar. Tren yolu, oradaki Harem'deki tren garı Harem'le buluşur. Tren raylarının altına Medine'ye yaklaşınca keçe döşettirir. Rayları da, tren istasyonunu da Medine'nin dışına yapar. Kabri saadetinde Resulullah Efendimiz sesten rahatsız olmasın. Edepsizlik yapmayalım, ayet var, sesi yükseltmeyelim. Tren Medine'ye girerken sessizce girsin. Osmanlı'nın peygamber aşkıdır bu. Osmanlı Medine'de Mescid-i Nebevi'yi tamir ederken seçerek göndermiştir işçilerini, ustalarını. Basiret sahibi aşkı Muhammed ile yanıp tutuşanları seçer. Oraya gitmek herkese o zaman nasip olmaz. Ve ustalardaki inceliğe, dikkate bakın. Mala, çekiç, keser, çivi demezler çalışırken. Her bir araca gerece zikir adı koyarlar. Allahu Ekber, Sübhanallah, Allahümme salli ala Muhammed. Çekici ver demez, Allahümme salli ala Muhammed der. Malayı ver demez, Allahu Ekber der. Çiviyi ver demez, Sübhanallah der. Böyle çalışmıştır. Bu bir edeptir. Bu peygamber aşkıdır. Dikkatimi çekti yıllarca gittiğimde bir grup hiç Resulullah Efendimizin kabri saadetinin önünden geçmiyor. 100 metre uzaktan toplanıyorlar. Salat selam, salat selam, ağlıyorlar, 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 geri dönüyorlar. Bizim gibi geçmiyorlar oradan. Medine'de yıllarca yaşamış bir hocamıza sordum. Dedim hocam bunlar kim? Her sene ben haçta görüyorum bunları, umrede görüyorum. Bunlar Moritanyalı Müslümanlar. Hucurat'taki ayet gereği, oradan yürürken ayak sesleriyle peygamberi rahatsız edersek umremiz iptal olur diye geçemiyorlar onlar. Bu aşktan dolayı. Umremiz iptal olur diye geçemiyorlar. Osmanlı camilerinin, Selahattin camileri, büyük camilerin her birinde ama olan bir müezzin vardır. Dikkatinizi çekmiştir İstanbul'u bilenler. Osmanlı Selahattin camilerde, Selahattin cami ne demek? Sultanların yaptırdığı camilere Selahattin cami derler. Paşaların yaptırdığı camiler vardır, onlara paşa camisi derler. Efendim, işte çavuşların yaptığı çavuş camileri vardır. Paşalar, sultanlar, efendim, sultan hanımları hep cami yaptırmıştır Osmanlı'da. Bu Selahattin camilere mutlaka bir görme engelli müezzin tayin etmiştir Osmanlı. Neden? Resulullah'ın sünnetine ittibaen, edeben, peygamberimizin müezzinlerinden biri görme engelliydi. Osmanlı'da görme engelli müezzini her camiye, Selahattin Camii'ne koymuştur. Allahümme salli ala Muhammed. Ramazan sofralarında, Osmanlı'nın sofrasında mutlaka gül şerbeti olurmuş. Gül şerbeti niye? Gül onun remzidir. Gül yanaklı Muhammed'in hatırına sofraya gül şerbeti konurdu Ramazan'da. Bu büyük bir medeniyettir. Bunları yitirdik. Bu aşktan uzak kaldık. Bu muhabbetimizi kaybettik. Bela ve musibetten kurtulmanın bugün iki çaresi var. Bir, zenginler fakirlere akıtacak. İki, tevbe istiğfar ve Resulullah'ı çok anacağız. Aşk-ı Muhammedi lazım bize.
muhabbeti Resulullah lazım. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl demiş ya şair. Peygamberi anmadan o muhabbet olur mu? Ayakkabısız yalın ayak Mescid-i Nebevi'den gelen biriyle karşılaştım. Hacım hayırdır, ayakkabını mı terliğini mi kaybettin diye takıldım. Dedi ki hayır hocam. Niye dedim betonlara sıcağı ayakkabısız basıyorsun? Tur-u Sina'da Rabbimiz Musa'yı çağırırken aleyhisselamı. Ya Musa fahle'n aleyk. Ayakkabılarını çıkar da gel ey Musa demiş. Ben Resulullah'ın yanına ayakkabıyla gidemem hocam dedi. Keşke sormasaydım ama bir şey öğrendim ama utandım. Benim ayakkabılarım vardı. O ümmi dediğimiz, hesaba katmadığımız hacı bana ders verdi. Yalın ayak gidip geliyormuş Mescid-i Nebevi'ye, peygambere saygısızlık olmasın diye. Bunu ancak aşıklar yapabilir. Bu öyle ilimle, fenle, şunla bununla da elde edilmiyor. Bu gönül işidir, gönül işi. Son olarak şunu anlatayım, duaya geçeceğiz. Yıllar önce Fatih Fevzi Paşa'dan yürüyorum itfaiyeye doğru, büyük şehre doğru. Bir işim var, yapmam lazım. Ramazan ayı. Giderken karşımdan bir adam ona buna bir şeyler soruyor ama telaşlı telaşlı, yabancı olduğu belli. Sonra bana geldi, dedi ki evladım ben o zaman gencim, bundan 35-40 sene önce, 30 sene önce. Hırkayı Şerif nerede dedi. Hırkayı Şerif camini mi? Evet. Hırkayı Şerif nereden geliyorsun? Nevşehir'den geliyorum oğlum dedi. Hacca gidecek param yok, umreye gidecek imkanım yok. Ölmeden peygamberin hiç olmasa hırkasını göreyim. Adam 70 yaşında. İşimi bıraktım. Dedim gel seni oraya götüreyim, gel sana. Tarif etmedim. Gel ben seni oraya. Ben bunu da Konyalılardan öğrendim. Bir adres sorunca seni götürüyorlar. Tarif etmiyorlar. Allah razı olsun onlardan. Gittim. Hırkayı Şerif'e geldik mi? Geldik mi oğlum? Geldik mi? Geliyoruz amca, şurası. Şurası. Adam camiyi gördü, yığıldı. Yığıldı kaldı orada. Ağlamaktan, hıçkırıktan konuşamıyor. Müezzinler arkadaşımdı. Dedim ki şu aşık olan bu abiye şu Hırkayı Şerif'i bir koklatın be. Bir koklatın. Bana daha önce koklatmışlardı. Oradan biliyorum. Değil mi? Bu aşık bir koklasın. Peygamberin hırkasını koklamak için canını fedaya hazır. İşte aşk bu. Bu sözlerle ifade edilmez. Allah bize de peygamber aşkını nasip eylesin. Resulullah Efendimizin muhabbetini kalbimizde doya doya hissetmeyi nasip eylesin. Anam babam sana feda olsun dedi Ömer radıyallahu anh. Olmadı Ömer, eksik oldu. Canından da vazgeçeceksin. Canından daha çok seveceksin. Canım da sana feda olsun ya Resulallah. Şimdi oldu Ömer, şimdi oldu. Allah kalbimize onun sevgisini nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allah'ım Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama gerçek ümmet eyle. Onu makamı mahmuda eriştir. Onun havzı Kevser'i etrafında bizleri buluştur. Livaül hamd altında mahşer günü beraber haşru cem eyle. Peygamberlerin bile sellim sellim ya Rab dediği o günde bizi Resulullah Efendimizin ümmeti ümmeti diye niyaz ettiği bahtiyarlar arasına dahil eyle Allah'ım. Affet bizi ya Rab. Hakkıyla tanıyamadık. Hakkıyla sevemedik. Hakkıyla dost olamadık. Ona aşk derecesinde sevgi besleyemedik. Ona benzeyemedik. Sünnet-i seniyelerini unuttuk, terk ettik. Ya Rab onun yolunda güzel ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bir nebze olsun. Onun güzelliklerinden de bize ihsan eyle Allah'ım.
Biz Resulullah'ı seviyoruz. Sözlerimizi kalbimize inşallah yerleştir. Kalpten de canı gönülden de sevebilmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Sırat-ı müstakimden bizi ayırma. Allah'ın dostlarının yolundan bizi ayırma. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Dostu, düşmanı ayırabilecek feraseti bize lütfeyle Allah'ım. Hakkı hak olarak göster bize. Batılı batıl olarak göster bize. Şeytan ve nefse uydurtma. Şeytanlaşmış insanların, haset edenlerin, fesat düşünenlerin, kalbinde bize karşı kin ve gayz besleyenlerin şerrinden sana sığınıyoruz. Allah'ım onları ıslah eyle. Kalbimizde Müslümanlara karşı kin, nefret bırakma. Aramızı telif eyle. Gönüllerimize ülfet nasip eyle. Yuvalarımıza muhabbet ve meveddet ihsan eyle. Eşler arasında sevgi, saygı nasip eyle. Evladın ana babasına, anne babanın evladına karşı şefkat ve merhametini ziyade eyle Allah'ım. Ya Rab, bereket ver ülkemize, bolluk ver, her türlü darlıktan, sıkıntıdan uzak eyle, açlıkla, kıtlıkla bizi imtihan etme, hastalıklardan, her türlü mikroplardan, virüslerden bizi kurtar Allah'ım. Bir kurtuluş kapısı aç, bir ferahlık ver Ramazan'ın şu 10 gününe girdiğimiz günlerde. İtikafa giren kardeşlerimizin yapacakları duala dualarımızı kabul eyle. İtikaflarını mübarek ve makbul eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Senin rızan için oruç tuttuk. Verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Kabul eyle beni, anne babamı, tüm müminleri bağışla Allah'ım. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.